diyorum. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sıla. Bu videoda Illuminati benzeri 10 gizli örgütü derledik. Kemik ve Kuru Kafa adındaki örgütle başlıyoruz. 1833 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kuruldu. Hedefleri ve yöntemleri Illuminati ile ortaktı. Her yıl sadece 15 üye kabul eden çok gizli kulüp dünyayı tamamen kontrol etmeyi amaçlıyor. Üye kabul törenleri masonlarınkine çok benziyor. Sadece ülkenin en zengin ve en etkili ailelerinden kişileri kabul ediyorlar. Amerika yönetiminde çok kilit noktalarda üyeleri var. Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George Bush, Amerikalı milyarder David Rockefeller bunlardan sadece ikisi. Sırada Alman Thule örgütü var. 1919'dan Münih'te kuruldu. Amaçları yeni dünya düzenini kurmak için nüfusu azaltmaktı. Hitler'in ve pek çok yakın adamının bu gizli örgüte üye olduğu sanılıyor. Bu örgütün üyeleri amaçlarını gerçekleştirmek için kara büyü kullanmaya çalışıyordu. Ayinlerde insanlara ve hayvanlara işkence ediliyordu. Hitler'in bir ayinine katıldıktan sonra şeytani bir kişiliğe büründüğü örgütle ilgili söylentilerden biri. Cehennem Ateşi Kulübü ile devam ediyoruz. 18. yüzyılda İngiltere'de masonlarca kuruldu. Kurucuları arasında dönemin en zengin İngilizleri vardı. Pek çok şeytani eyleme imza attılar. Kulüp inanılmaz bir gizliliğe sahipti. Yeraltı sığınaklarında ve mahzenlerde düzenlenen toplantılarda akla hayale gelmeyecek sapkınca şeyler yapılıyordu. Bu gizli örgütün hala varlığını ve faaliyetlerini devam ettirdiği düşünülüyor. Bilderberg grubu diğerlerine göre daha yeni ama son derece etkili gizli örgütlerden biri. Onların da yeni bir dünya düzeni hedefledikleri düşünülüyor. Aralarında pek çok ulustan 150'ye yakın çok zengin iş adamı ve ünlü isim yer alıyor. Diğerlerinden farklı olarak kara büyü, işkence ya da başka sapık ritüelleri yok. Sırada 9 Melek Örgütü adındaki şeytani öğretileri temel alan bir gizli yapı var. 1960'larda kuruldu. Açığa çıkması ise 90'lı yıllarda oldu. Üyeleri genellikle neonazilerden oluşuyor. Satanik yani şeytana tapınma ayinleri düzenliyorlar. En büyük amaçları ise dünya üzerinde şeytani öğretilerden yola çıkan bir düzen kurmak. Haşhaşiler günümüze kadar ulaşmasa da tarihte bilinen ilk ve en etkili gizli topluluklardan biriydi. 13. yüzyılda Hassan Sabbah tarafından kuruldu. Sabbah uyuşturucu ve cennet vaatleriyle müritlerinin beynini yıkayıp onları birer suikastçıya dönüştürüyordu. İran'daki Alamut Kalesi adını verdikleri yerde üstlenmişlerdi. Dönemin en büyük siyasi güçlerinden biri olan Selçukluları yıkmaya çalıştılar. Yüzyılın sonlarına doğru Moğol istilası sırasında yok oldular. Göz doktorlarının büyük aydınlanmış cemiyeti ise başka bir gizli örgüt. Tabii bunlar bizim bildiğimiz göz doktorlarıyla pek alakalı değil. 18. yüzyılda Almanya'da yaşayan birkaç doktor tarafından kuruldu. Daha sonra 1946'da Amerika Birleşik Devletleri'nde başka bir şubesi açıldı. Cemiyetin resmi açıklamasına göre amaçları dünyadaki tüm ulusların, ırkların ve dinlerin küresel barış içinde bir arada var olması. Ancak araştırmacıların bulduğu bazı belgeler bu adamların tuhaf ritüelleri ve gelenekleri olduğunu ortaya çıkardı. İddialara göre asıl amaçları insanları kontrol edip dünya yönetiminde etkili olmak. Dış İlişkiler Konseyi de bugünün dünyasının en etkili gizli örgütlerinden biri. Amerika merkezli bu topluluğun içinde Amerika Birleşik Devletleri yönetiminde yer alan en önemli isimler var. Bunların da yeni düzen için çalıştıkları iddia ediliyor. Bu amaçla Güney Amerika, Orta Doğu, Avrupa ve diğer pek çok yerdeki ülkelerin hükümetlerini kontrol etmek için gizli çalışmalar yapıyorlar. Sırada Propaganda Due denilen oluşum var. Amerika, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra NATO ülkelerini kontrol altında tutabilmek için bazı yeraltı örgütleri kurdu. Bunların her ülkedeki isimleri farklı. Propaganda Due ise bu örgütleri kontrol eden Mason Locası'nın adı. Merkezi de İtalya'da. Altın Çember Şövalyeleri ya da daha bilinen adıyla Ku Klux Klan da diğer bir gizli örgüt. 19. yüzyılda Amerika'da kuruldu. Tek amaçları var. O da beyaz ırkın üstünlüğüne dayalı bir düzen oluşturmak. Bunun için siyahilere karşı kabul edilemez eylemlerde bulunuyorlardı. Günümüzde bile faaliyetlerine devam ediyorlar.